Drone'u kim buldu ve ne zaman kullanıldı? Drone ne zaman bulundu? Herkes tarafından bilinen adıyla insansız hava araçlarının üretimi ve geliştirilmeleri 1916 yılında başlamıştır. İlk drone kim üretti sorusunun cevabı ise tarihte AM Low olarak yanıt buluyor. Uzaktan kumandalı araçlar olarak adlandırılan ilk insansız hava araçları modelleri, 2. Dünya Savaşı'nda da aktif olarak kullanılmıştır. Dronelar günümüzde pek çok farklı amaç ile kullanılmakta. Ancak CIA, tam 46 yıl önce çoktan casus dronelar geliştiriyormuş. Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani daha bilinlik adı ile CIA, Saman altından su yürütme konusunda son derece başarılı bir kurum. Özellikle Hollywood filmlerinde casusların ya da işinin nehli hırsızların kullandığı çoğu araç gereç aslında CIA imzası taşıyan ekipmanlardan esinlenerek tasarlanmakta. Hatta bizzat CIA'in kullandığı cihazlar da zaman zaman filmlerde karşımıza çıkmakta. Bunun nedeni ise CIA'in gerçekten de bu tarz cihazlar, ekipmanlar konusunda sınırları ciddi şekilde zorluyor olması. İşte bunlara bir örnek Virginia, Virginia McLean'de bulunan CIA müzesinden gelmekte. CIA bünyesinde bulunan araştırma ve geliştirme ofisi tarafından 1970 yılında yapılmış yaklaşık 9 santim uzunluğunda bir casus drone, gazla çalışan minik bir motora sahip olan böcek drone, bu motor sayesinde hareket eden kanatları ile hız ve ivme kazanmaktadır. Kafasının üstünde bulunan nazar ışını sayesinde yolunu bulan drone, ayrıca kaydettiği ses verilerini kuyruk kısmındaki verici ile de aktarabiliyor. Nikola Tesla'nın vizyonu Yaşadığı dönemin en parlak mucitlerinden biri olan Nikola Tesla, insansız silahlı araçların gelecekte kullanacağını öngören ilk kişi oldu. O yıllarda geliştirdiği uzaktan kumanda sisteminin potansiyel kullanım alanları üzerine planlamalar yaparken öne sürdüğü fütüristik tahminlerden sadece biriydi insansız hava araçları. Nikola Tesla 1898 yılında aldığı patentinde gemilerin veya vasıtaların hareket mekanizmasının kontrolü, metodu ve aparatı no 613.809 yaptığı tanımlamada yeni radyo kontrol teknolojisinin olanaklarını geniş bir yelpazede anlatmıştı. Tarif ettiğim buluş pek çok açıdan yararlı olacaktır. Deniz taşıtları veya benzeri araçlar yük taşımak için uygun herhangi bir türde gemiler veya araçlarda kullanılabilir. Ancak icadımın en büyük değeri savaş ve silahlanma alanında anlaşılacaktır. Sınırsız yıkıcılıklarıyla bilinen silahların aksine icadım uluslararası kalıcı barışı sağlama ve sürdürmede etkili olacağını biliyorum patentini sunduk sunduktan yaklaşık 3 ay sonra dünyaya böyle bir teknolojinin nasıl işleyebileceğine dair sunum yaptı. Madison Square Garden'da düzenlenen yıllık elektrik fuarında katılımcılar Tesla'nın bir havuz boyunca oyuncak bir gemiye manevra yaptırmak için radyo sinyalleriyle iletilen bir kontrol kutusu kullandığını şaşkınlıkla izlediler. O günlerde radyo dalgaları teknolojisiyle deney yapan bir avuç mucidin dışında az sayıda insan radyo dalgalarının varlığından haberdardı. Drone terimi Birinci Dünya Savaşı sonrası dönem İngiliz Kraliyet Donanması radyo kontrollü insansız uçakların geliştirilmesinde başı çekmeyi başardı. Yaptıkları İHA'ları ilk olarak target drone olarak kullandılar. Bu araçlar düşman uçaklarının hareketlerini taklit etmek üzere programlandı. Amacı hedef uçağın hareketlerini taklit etmek ve hedef uçağı vurarak düşürmekti. İlk kez drone terimi Havilland Tiger Mod uçağının uzaktan kumandalı versiyonu olan DH.82B Queen Bee uçağında kullanıldı. Özellikle askeri operasyonlar için geliştirilen bu cihazlar Günümüzde fotoğrafçılık, tanıtım filmi, sinema, arama kurtarma ve birçok alanda aktif olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de kayıtlı 25 bin drone kullanıcısının bulunduğunu da notlarımızın arasına eklemek isteriz. Önümüzdeki günlerde bu rakam giderek artacak gibi görünmektedir.